Görüntülerin adresi Fransa'nın başkenti Paris. Aylardır sokakta olan sarı yelekliler 1 Mayıs'ta da sokağa çıktı. Polis sert müdahale etti. Gaz attı, tazikli su sıktı, yere düşen eylemcileri copla dövdü. Eylemcilerden bazıları sürüklenerek gözaltına alındı. <laughs> Bu itiş kakış da İtalya'nın Torino şehrinde yaşandı. Lyon'a gidecek hızlı tren projesinin Susa Vadisine vereceği zarar nedeniyle iptalini isteyen çevrecilerle projeyi destekleyenler karşı karşıya geldi. Polis de kavgayı ayırmak için müdahalede bulundu. Binlerce Rus Komünist Parti üyesi 1 Mayıs'ta Moskova'da yürüdü. Komünist Parti birinci sekreteri Gennadi Zuyuganov da eyleme katıldı. Dayanışmanın işçi sınıfının en güçlü silahı olduğunu hatırlayalım. Bugün işçilerin düşük maaşlar, kötü emeklilik koşulları, hiçbir şey karşılayamayan sağlık sistemi karşısında acilen dayanışmaya ihtiyacı var. Yüzlerce Filistinli Gazze sokaklarında ellerinde çiçekler ve bu defa sembolik olan tabutlarla yürüdü. Tabutlar ekonomik şartların iyileşmesini beklerken ölenleri temsil ediyordu. Taleplerini emek ve dayanışmanın gününde bir kez daha dile getirdiler. İsrail'in blokajının sona ermesi Filistin Demokrasi Cephesi lideri Talal Abu Zarifa da iş, eğitim ve sağlık alanına dikkat çekti. <laughs> Paris ekonomik anlaşmasının uygulamaya alınmasını talep ediyoruz. Filistin'in emek gücünün yeni sosyoekonomik politikalara ihtiyacı var. Özellikle iş, eğitim ve tedavide acil adımlar atılmalı.